Gelsin mi? Gelsin mi? Ha uşaklar, yanına. Bugün neyle geliyoruz size? Gelsin mi? Şefim hayırdır? Sahneye mi çıkıyoruz? Artık şey mi söyleyeceğiz? Türkiye şarkı falan mı söyleyeceğiz? Evet. Gelsin mi? Ha uşaklar, yanına. Bugün sizlere mantarla geliyorum. Bugün mantarla geliyorsunuz. Evet. Nasıl bir mantar bu? Kendinizi mi topladınız? Yoksa kültür mantarı mı? Kültür. Peki efendim, buyurun. Evet. Şimdi şöyle bir şey var başkanım. Bunu kahvaltıda da yapabilirsiniz. İkinci çaylarında da yapabilirsiniz. Çok basit, çok kritik ama çok lezzetli bir ne diyeyim? Atıştırmalık. Atıştırmalık gibi. Evet. Heh, yani çayın yemek yanında yani, gibi. Yemek aynen o da olabilir. Pirinç evet. Yanına da yapabilirsiniz akşam yemeğinde. Bak biz sevdiğiniz için yani o yüzden evet. Bu zevke göre değişiyor. Buyurun efendim. Ne yapıyoruz? Şöyle bir tencere alıyoruz. Veyahut da bir tava alıyoruz kapaklı. Bunu fırında da yapabilirsiniz tabii ki. Ben tencerede tercih ettim. Şu şekilde yıkanmış ve kökleri alınmış mantarlarımızı tencereye diziyoruz. Şefim onları oraya dizdiniz, diziyorsunuz daha evet. Doğrusu, pardon. Evet. Bu kadar mı yani? Hayır. Tabii ocağın altında yakmak lazım. Evet, yanmayınca bunlar evet. Pişmiyor galiba. Evet. Buyurun. Ocağın altında açtıktan sonra mantarlarımızı dizmiştik. Şöyle tencere kapağımızı kapatıyoruz. Suyu çekene kadar çekip bekliyoruz. Suyu çekene kadar çekip bekliyoruz. Neyi evet. Çekeceğiz? Suyu çekmesini bekliyoruz. Peki. Bu şekilde suyunu çekti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle içlerine çok az tuz serpiyorum. Tuz serptikten sonra küçük küçük içlerine tereyağı koyacağız. Tereyağlarımızı koyduk. Üzerlerine de biraz şöyle karabiber. Ve pul biber ekiyoruz. Şefim. Efendim. O mantarların içine karabiber ve pul biber ektiniz. Onlar büyüyecek mi? Evet, şimdi onların içinde büyüteceğim onları ben. Karabiber, pul biber derken içinden şey çıkacak. Yani ekiyoruz, döküyoruz. Döküyoruz ve ağzını kapatıyoruz tenceremizin. Biraz da böyle pişmesini bekliyoruz. Yağımız gelecek. Ve üzerlerine kaşarlarımızı koyuyoruz. Mantarları koydunuz, tekrar kapağı kapattınız. Erimesini bekliyoruz. Mantarların erimesini bekliyoruz. Evet. Peki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet.
kaşarlı mantarlarımız pişti gördüğünüz gibi. Kaşarlarımız eridi ve servis tabağına alıp yenmeye hazır. Şefim, sanırım mantarlar pişti. Evet. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi servis tabağına alacağım. Servis tabağınıza alacaksınız, servise hazır hale geldi. Servise hazır hale geldi. Ben bir şey soracağım. Servis tabağı derken tabaktan bahsediyor. Bir tane böyle bir üç tane falan var ya, öğlen servisi falan. Bu da onun gibi servis işte yani. Yine çok güzel espri yaptın, parmakları yerler. Evet. Buyurun efendim. Evet, alalım şöyle. Mantarlarımız ağızda layık bir şekilde pişti. Herkese afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Efendim hoşça kalın. Başkan olarak ben de sizlere görüşmek dileklerimi buradan iletirken kendinize iyi bakın. Bizi unutmayın. Ara sıra bize mektup yazın. Mesela fax çekin, mail atın. Vaaah. Onlar şaka. Yorum yapın. Bize abone olun. Görüşmek üzere. Sağlıklı, sıhhatli, güzel günler dilekleriyle. Şefim. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bizlerle kalın diyoruz.